Arkadaşlar merhabalar. Yaklaşık bir aya yakın bir süredir video atmıyordum. Bugün tarihler 20 Nisan 2017. En son 24 Mart'ta video çekmiştik. 18. C dili programlama giriş eğitim videomuz. Bugün 19. dersimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi dizilerin son kısmı iki tane örneğim var. Ondan sonra sorularım olacak yine size. YouTube'a atmış olduğunuz cevaplar var ya, bundan önceki videoların altına yorum olarak atıyorsunuz. Onların tamamını inceliyorum. Hiçbiri gözümden kaçmıyor. YouTube'daki videoların hiçbirini zaten göz ardı etmiyorum. Şeylerin, özür dilerim, YouTube'daki yorumların. Bu videonun altına da yine yorum olarak bırakmanızı isteyeceğim sorular olacak. Onları da yaparsanız hem video içerisinde anlatılan örneğin biraz daha pekiştirmiş olursunuz. Hem de sorduğum soruyu yapıp pratik kazanıp yapamayan arkadaşlar da nasıl yaptığınızı kodları paylaştığınız takdirde görmüş olurlar. 19. yazılım C programlama dili videomuz olacak. 19. videomuz bu ders. Şimdi iki tane dizi örneğimiz var dedim. Bunlardan ilki şöyle bir örnek. Bunlardan ilki önce iki tane klavyeden ben iki tane şehir gireceğim. Tamam mı? Şöyle ders 19 diye bir tane proje açmıştım biraz önce. Şimdi klavyeden iki tane şehir gireceğim. Şehir maksimum boyutu 15 karakter olsun. Noktalı virgülünü koydum. Amacım şu. Klavyeden girmiş olduğum bu şehirleri sırayla listeletmek istiyorum. Yani şu şekilde. Integer i noktalı virgül for i eşittir 0'dan noktalı virgül i küçük 2 olana kadar, yani sadece 0 ve 1. değer alacak noktalı virgül i 1 1 artsın. İndim alt satıra. Süslü parantezimi açtım. Printf şehri girin 2 nokta 2 nokta üst üste noktalı virgül scanla klavyeden değerimizi alalım. %s virgül şehir diyelim. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Sonra printf'le döngü içerisinde devam ederken önce şuraya bir tane araya slash n'lerle boşluk bıraktıralım, iki tane. Ondan sonra print'le yazdırma komutunu gerçekleştireceğiz. Şu an İstanbul'da dolu başladı da ona bakıyordum. Printf'le ne yapacağım? Yazdıracağım. Neyi yazdıracağım? Şehir 2 nokta üst üste virgül şehir dizisini burada ne yapalım? Yazdırma işlemini gerçekleştirelim. Şimdi bakın çalıştırıyorum ben bunu. Çalıştırdığım zaman ne yaptı? Printf 2 nokta üstte yüzde s olacak burası. Yüzde s'yi unuttuk. Şimdi yeniden F11 dedim. Pardon. F kaçtı? F11, evet. Nerede hata aldık? Şehir 2 nokta üst üste yüzde s virgül şehir dedik. Neden hata veriyor? Function main. Burada before printf. Ha, şurada hata veriyor. Printf şeyden önce gelmez diyor. Noktalı virgül olmadığı için hata verdi. Şimdi yeniden compare and run dedim. Bakın yapmak istediğim şey şu, bakın. Ankara dedim. Enter'a bastım. Şehir Ankara dedi. Sonra tekrar şehri girin dedi. Ama ben böyle istemedim. Bir dakika. Nasıl yapalım? Slash n'leri şöyle şuraya koyalım. Şuraya ekleyelim. Daha iki tane de olmasın. Bir tane olsun. Yeniden F11 diyorum. Şehir Ankara. Şehir Ankara. Hatta şöyle diyelim. Girdiğiniz şehir. Girdiğiniz il olsun hatta. Biraz daha şu farklı dursun. Yeniden çalıştırıyorum. Şimdi Bursa dedim. Girdiğiniz il Bursa. Sonra bakın Ankara dedim. Enter'a bastım. Girdiğiniz il Ankara dedi. Döngü 2'ye kadar gittiği için 2 defa yaptı bu işlemi. Şimdi ben burada döngüyü 3'e çıkarıyorum. 3'e çıkardığım zaman ne olacak? Bu kez 0. indeks, 1. indeks ve 2. indeks olarak 3 değer alacak. Ankara, Bursa ve Antalya dedim. Enter'a bastım. Ne yaptı? Bu şekilde Ankara, Bursa ve Antalya'yı aldı. Gelelim soruya. Sizden istediğim şey şu. Yorum olarak atabilirsiniz bu videonun altına. Ben burada Enter tuşuna bastığım zaman yeni şehre giriyorum. Hemen altına liste diyor. Ben bunu böyle istemiyorum. 3 defa. 3 defa. Hani bunu Enter tuşu da olabilir, boşluk bırakarak yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 3 tane şehir girin. Sonra bir kere Enter tuşuna bastığınız zaman 3 şehri alt alta listeleyin. Ben mesela burada ne yaptım? Birinciye girdim, Enter'a bastım. İkinciye girdim, Enter'a bastım. Üçüncüye girdim, Enter'a bastım. Siz böyle yapmayın. Siz ne yapın? 3 tane şehri, işte yani şehri girin, Enter.
Şehri girin, enter, şehri girin, enter. 3 tane şehri girin. 3. enter'a bastığınız zaman 3 şehir alt alta listelensin. Ben mesela burada ne oldu? Girdiğiniz il, girdiğiniz il, girdiğiniz il şeklinde her bir şehri yazdıktan sonra altında girdiğiniz il yazdı. Yani girdiğimiz illeri en son bize listelesin. Bunu istiyorum. Bunu yapmanızı istiyorum. Bu size vermiş olduğum ödev projesi olsun. Şimdi geldik ikinci örneğe. İkinci örneğe geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var bu arada. Birkaç gün önce internet üzerinden C# Form'da tamamlamış olduğum 60 derslik bir serinin satışına başladım. 60 derslik bir otomasyon projesi serisi, bir öğrenci ürününün otomasyon projesi. Oldukça kapsamlı bir proje oldu. SQL veri tabanı ile çalışan, işte içinde veri tabanlı chart kullanılan raporlamaya kadar biraz daha ileri başlıklar, connection string class, nasıl tanımlayalım? Object Oriented yapısı bulunan, ondan sonra Data Grid'de kullandığımız formülasyon veri taşıma işlemleriyle işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz kullanıcı ve şifre işlemlerinin, kullanıcı ve yani üyelik işlemlerinin olduğu vesaire gibi daha pek çok alanın olduğu oldukça tatmin edici bir program ve en büyük artısı şu, geliştirmeye çok müsait bir program. Yani üstüne dilediğiniz kadar ekleme yapabilirsiniz. Dilerseniz çıkarmalar yapacağınızı sanmıyorum ama yeni fikirlerinizi ekleyebilirsiniz. 60 derslik bu video serisi, toplamda 6,5 saatlik bir set. İki tane linki var. Linki de ben bu videonun altına yorum olarak bırakacağım. Satış linkini 60 lirayla ücretsiz kargo olarak 60 TL karşılığında satışlarını şu anda sürdürüyoruz. Eğer almak isterseniz dediğim gibi videonun altındaki açıklama kısmında ve yorum olarak linke ulaşabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci soruya. Kayıt sayısı dışarıdan girilen bir tane dizi oluşturacağım. Yani dışarıdan aritmetik bir dizi olacak bu kez. Bu aritmetik dizinin kaç elemandan oluşacağını dışarıdan alacağım. Sonra bu elemanlara göre elemanları bu kez bir arada listeleyeceğim. Ama benim yapacağım bu integer bir dizi için. Sizden yapmanızı istediğim karakter dizisi için. Şimdi integer dizi diyelim. Köşede parantezimi açtım. Maksimum 100 elemandan oluşan bir tane dizi oluşturmuş oldum. Sonra integer, i virgül, sayı isminde iki tane değişken oluşturdum. Sayı benim dizimin boyutunu belirleyecek. I de döngü değişkeni. Sonra inim altı printf. Printf parantez içerisinde çift tırnakla ne diyeceğim? Eleman sayısı. 2 nokta üst üste. Noktalı virgülünü koydum. Scanla bunu okutalım. Yüzde de virgül. Gemici düğümü hangi semboldü? Hatırlarsanız shift'le beraber 6'ya bastığımız sembol. Sonra neyi alacağız buraya? Sayıyı alacağız. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Ondan sonra scanf komutumu da yazdım. Şöyle şurada da bir satır boşluk bırakalım. Sonra döngümü oluşturuyorum. For. Şimdi klavyeden değer alma komutu. For i eşittir sıfırdan başlasın. Dizinin sıfırıncı indeksi. Hani dizilerde indeks sıfırdan başlıyordu. I küçük. Sayı dizisi olana kadar i ne olsun? 1 1 artsın. Alt satıra indim. Süslü parantezimi açtım. Bir daha alt satıra indim. Ondan sonra diyorum ki printf parantezimi açtım. Dizinin yüzde d nokta değerine girin. Yani birinci değerine girin, ikinci değerine girin, üçüncü değerine girin. Virgül. Şimdi burada ne yapacağım? Burada normalde ne demem gerekiyor? İninci değerini demem gerekiyor, değil mi? İşte sıfırıncı değer, birinci değer. Ama şimdi programlamada sayma işlemi sıfırdan başlıyor ama kullanıcı bunu sıfırıncı değer olarak kullanıcıya sunmak biraz böyle şey olur. Kullanıcının aklını karıştırabilir. O yüzden şöyle yapalım. İ'nin üstüne bir eklesin. O anki değer başlasın. İşte dizinin birinci değerine girin, dizinin ikinci değerine girin, dizinin üçüncü değerine girin şeklinde. Sonra scanla bunları hafızaya alalım. Scanf yüzde de virgül gemici düğümü. Gemici düğümü dedikten sonra ne diyeceğim? Dizimin ininci elemanını hafızaya alsın. Çıktım scan'ın dışına. Ondan sonra şuraya printle şuraya iki satır boş bırakalım. Slash'an noktalı virgül koydum. Alt satıra inelim. Şimdi geldik. Şimdi bakın. Buraya kadar olan kısım şöyle. Mesela çalıştırıyorum buraya kadar olan kısmı. Eleman sayısı örneğin 4 olsun. Birinci değerine girin. 10. İkinci değeri girin. 20. Üçüncü değeri girin. 30. Dördüncü değeri 40. Enter'a bastım. Şimdi bakın Enter'a bastım ne yaptı? Hafızada 4 elemanlı bir integer tam sayı türünden oluşan bir dizi oluşturdu. Oluşturmuş olduğum bu dizinin 0. indeksine 10'u, 1. indeksine 20'yi, 2. indeksine 30'u ve 4. indeksine 40 değerini ne yaptı? Atadı. Şimdi benim amacım bu indekslerdeki veriyi görüntülemek.
Yani hafızadaki veriyi görüntülemek. Bunun için bir tane daha döngü oluşturuyorum. For i eşittir yine sıfırdan başlasın. i küçük sayı dizisi olana kadar i 1 artsın. İndim alt satıra, süslü parantezimi açtım. Ne diyeceğim? Printf parantezini açtım. Yüzde de virgül dizinin inince elemanı. Nokta virgülünü koydum. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Mesela 5 elemandan oluşsun. Şöyle 10, 20, 30, 40, 50. Enter'a bastım. 10, 20, 30, 40, 50 dedi. Ama nasıl yapalım? Şöyle yüzde de bir boşluk bırakırsak şöyle. Önden de boşluk bırakalım. Hatta şöyle yüzde de'den sonra bir böyle deneyelim. Bir saniye. 2 eleman, hatta 3 eleman diyelim. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Güzel. Bu şekilde. İsterseniz siz bunu ne yapabilirsiniz? Şu ön tarafında boşluk bırakmayalım. Şurada bırakıp yeniden deneyelim. Mesela 3 eleman. 10, 20, 30. Ha, bu şekilde daha güzel. 10, 20 ve 30 olarak ne yaptım? Dizimi listelemiş oldum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Sizden isteğim, ikinci bir isteğim daha var. Yani soru olarak. Şimdi bu elemanları biz dışarıdan girdik ya. Dışarıdan eleman sayısı girilip daha sonra bu elemanları girilen dizinin toplamını ve ortalamasını bulan programı yapmanız, bu da ikinci soru olarak size kalsın. Yani hani elemanları dışarıdan girdik ya, bu elemanların aritmetik ortalaması ve toplamı kaç ediyor? Bunu ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. İki tane soru size ödev olarak kalsın. Biraz uğraşın dersten sonra yapacağınızı düşünüyorum. Çok zor sorular değil. 19. dersle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. 20. derste artık çok boyutlu dizilere giriş yaparız diye düşünüyorum ama önce bir yıldızlarla şekil de oluşturalım. Ondan sonra çok boyutlu dizilere de giriş yaparız. Yıldızlarla şekil oluşturma işin en algoritmik ve biraz daha böyle neyi zorlayan diyelim. Düşünmeyi biraz daha zorlayan, daha çok düşünce yapısını geliştiren, algoritmayı çokça geliştiren bir kavram. Yıldızlarla şekil çizdirme işlemlerine de gelecek ders başlayacağız. Gün içerisinde dersler gelecek bugün izleyen arkadaşlar için. Hani bugün 20 Nisan 2017, ümit ediyorum ki ve inşallah diyorum bu videoyu 3 sene, 5 sene, belki çok daha ilerleyen zamanlarda da inşallah izlenecektir. Yani şu an 20 Nisan 2017 tarihler, ilkbaharda gördük C derslerinde. Dediğim gibi inşallah beraber daha nice dersleri ve zamanları görürüz. 60 derste öğrenci yurt otomasyonu projemizde satışa devam ediyor. Destek olmak isterseniz ya da alıp kendinizi geliştirmek isterseniz, uygulamak isterseniz sipariş verebilirsiniz. Ertesi gün hemen kargoya, ücretsiz kargoyla siparişinizi gönderiyor olacağım. 20. derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Soruları çözmeyi de ihmal etmeyin. 20. derste görüşürüz. Hoşça kalın.